Yolculuğumuz 14 yıl önce başladığında tek derdimiz Halkın Gazetesi olmaktı. Bazen zor günler geçirdiğimiz bu yolda dünyanın her yerinden hızlı erkekli milyonlara ulaştık. Bazen aklımızın sınırlarını zorlasalar da umudun hiç bitmeyeceğini biliyoruz. Ve tüm bunları yaparken patronsuz bir gazete olarak gücümüzü yalnızca senden alıyoruz. Desteğinle büyümeye devam edeceğiz. Bu yolculuktan öğrendim ki cesaret de bulaşıcı. Birimizin gösterdiği cesaret diğerine geçiyor. Nuran, Altın, Berna, Ece, Gülsüm, Nazmiye, Aslı, Nuran, Ümmüye gibi binlerce yürekli kadınız. Yeter ki harekete geçelim. Görmek istediğin değişimin kendisi sen ol. Yapabilirsin. Kadın varsa imkansız yoktur. Ne kadar hoş bir başlık değil mi? Yapabilirsin. Gazeteci, yazar, program sunucusu, belgeselci sevgili Tulağan Tekelioğlu'nun yeni kitabı. Şöyle başlıyor ön sözüne. Sen bilmezsin, sen bu işten anlamazsın, yapamazsın, zaten kadınsın dendi. Yüzyıllardır da denmeye devam ediyor. Dünya nüfusunun yarısıyız ama doğduğumuz günden hayatımızın son anına kadar insanlık tarihinin en eski ayrımcılığına maruz kalıyoruz. Hele bu topraklarda, Anadolu'da. Şu anda evlerinin içinde bu sıkışmışlığı yaşayan on binlerce, yüz binlerce kadın kardeşimin olduğunu biliyorum. Ama şunu da biliyorum, bu kısır döngüyü kıracak en büyük güç yine kadındır. Var olanı kabul edip öyle yaşamak mı yoksa adım atmak mı? O adımı atınca değişim başlıyor. Öyle bir değişim ki bu. Etkisi ta en derinde hissediliyor. Cesaret taşıyor. Benden sana, senden ona kelebek etkisiyle bulaşıyor diyor ve ön söze de Mahatma Gandhi'nin şu sözüyle başlıyor. Görmek istediğin değişimin kendisi sen ol. Ve Tulağan Tekeli de şu anda yanımızda. Bu yolculuğa ilişkin ayrıntıları soracağız. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce belgesel yapıyorsunuz, ardından da kitaplaştırıyorsunuz. Bir süredir böyle devam ediyor. Geçtiğimiz dönemki yapıtlarınızla ilgili de yayınlar yaptık ama bu müthiş. Yani şu söz çok hoşuma gitti. Kadın varsa imkansız yoktur. Bu benim de düsturumdur. Burada 9 kadının hikayesini evet. Anlatıyorsunuz. Öncelikle sizi bunu yazmaya iten nedenleri ben öğrenerek başlamak istiyorum. Tabii şunu söyleyeyim aslında yani bu cesaret hemen fark edilmiyor. Cesareti fark etmenizi sağlayan acılar yaşamanız lazım. Hı hı. Bu acıları ben yaşadım. Pek çok kadın gibi her kadının yaşadığı acılar çok farklı ama biz özellikle gazeteciler başka bir meslek yapmayı bilmediğimiz için öyle bir acı yaşadık ki ekmeğimiz elimizden alındı. Yani sen yapamazsın, hı hı. Bilmezsin, sen bizden değilsen çalışamazsın. Ve barınamazsın dendi. Zamanın ruhu böyle ilerliyor. Mesela böyle yerlerde programlar yapıyoruz. Yani yaygın medya istenileni yapıyor. Böyle küçük yerler, stüdyolar özgür yayın yapıyor. Nitekim bunu gördükten sonra, bunu yaşadıktan sonra insanın aslında insanı kaldıran içindeki motivasyon. Yani içimizde öyle bir güç var ki dedim ki tamam mesleği gazeteciliği yaptırmıyorlar ama benim elimde belgeselcilik inancım var, yeteneğim var. Hı hı. Bununla harekete geçeyim ve Türkiye son zamanlarda çok zor bir dönemden geçiyor. İstedim ki umudu aşılayım ve umudun Türkiye'ye kadınlardan geleceğine çok inanıyorum. Bu yüzden kadınlardan Türkiye'ye ilk olarak bir umut filmi hediye etmek istedim ve bu da cesareti eline alarak harekete geçen kadınlar olsun istedim. Geçen yıl filmi yaptık. 9 farklı coğrafyadan 9 özel kadına gittim. O film hepimizi cesaretini tetikledi ve
hepimizin hayatında büyük değişimler oldu. Sadece bizim değil, bizim filmimizi izleyenlerin de. O günden bu yana mesela filmimiz bugün dün Amerika'da, Chicago'da gösterildi. Hı hı. Amerika'da 7 kentte birden gösterilecek. Orada bir kadın inisiyatifi yine ele aldı. Ve orada biletli satışlardan sonra, biletli gösterimden sonra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin de el birliği yaparak kızlar okutulacak. Türkiye'de 83 kıza burs verilecek. Mesela hı hı. filmin bir etkisi bu oldu. Ama filmi her yerde gösteremiyorsunuz. Yani nerelerde gösteriliyor? İşte CNN orada. Türk gösterdi, işte Halk TV gösterdi, Kanyon sinemalarında iki kez gösterim yaptık. Ben tabii birçok kentin belediyesi tarafından ve kadın girişimciler tarafından davetler aldım. Hala da gidiyorum. Oralarda gösterimler yapıyoruz. Ama işte filme ulaşamayanlar için istedim ki kitabı okusunlar. Çünkü kitapta o kadınların filme yansımayan ruhları, özellikleri, benim neden bu filmi çektiğim her şey, ilk kez hayatımda var olan şeyleri de bu kitaba koydum. Burada benim hayatım da var. Her şeyi bu kitapta yazmak istedim ki cesareti bulaştıralım. Çünkü şuna inanıyorum. Bize geçen bir cesaret geni var. Annemizden geçiyor bu cesaret geni. Biz doğuran kadından geçiyor. Ne yazık ki bunu belli bir zamana kadar fark edemiyoruz. Fark etmemiz için ne yazık ki acılar gerekiyor. Ondan sonra kadın dibe vurduktan sonra bir anda kalkıyor, şahlanıyor, yükseliyor ve o cesareti eline aldıktan sonra imkansızı yapıyor. Hı-hı. O yüzden kadın varsa imkansız yoktur. Yani üzerimize çok ciddi bir mağduriyet perdesi indirilmek isteniyor. Bu mağduriyet perdesi şiddetle, tacizle, evet. ölümle, aşağılanmayla örülü bir perde, bir kara perde. Bunu hep birlikte kaldırabiliriz. Bu bizim elimizde. Kitap bunu söylüyor aynı zamanda. Hı hı. Bakın o kadınlar var olanlarla yetinmemişler. Hepsi sizden belki de son derece yoksul koşullardan geliyor. Çok travmatik aile yapılarından geliyor. Farklı coğrafyalarda yaşıyorlar ama hepsinin bir ortak özelliği var. Hepimizin. Hı hı. Sizin de belki bizi izleyenlerin de bu ortak özellik annemizden bize bulaşan cesaret geni. Evet. Biz onu bulaştırıyoruz sonra. Cesaret bulaşıcıdır, çok da sevdiğim bir laf hakikaten. İnsanın kanadı gayretidir diyorsunuz evet. ve kadınların bu gayretini de anlatmışsınız. Hem umut aşılayan bir kitap olduğunu söylüyorsunuz hem de çok derin hikayeleri var. Var. Bu 9 kadının ortak bir özelliği var mı? Bu da cesaretleri ve değişime dönük olmaları mı? O 9 kadından biri mi sizsiniz bu arada? 9 kadın. Ben 10'uncuyum. Onları seçen, onları bulan, onları gidip arayan. Evet. Yani kilometrelerce örnek vererek de gidelim kadederek. Mi? Çok söyleyebilirim mesela onlardan biri Ümiye Koçak. Geçen gün Hülya Avşar bir laf etmiş. Demiş ki bir erkeğin gölgesinde olmak, geleneksel kadın olmak her zaman tercih ettiğim bir şeydir. Kadın geleneksel olmalı biraz. Kusura bakmasın. O kadınlar yani Hülya Avşar gibi kadınlar değil Türkiye'yi değiştirecek ve yüceltecek olan. Ümmiye Koçak, Nurhan Özyılmaz bu kitaptaki kadınlardır. Hı hı. Onlardan bir tanesi evet geleneksel bir yapıdan geliyor. Köyüne çeyiz olarak birçok insan işte giysi ne bileyim çeyizliklerini götürürken o köyüne gelin gittiği köye kitaplarını götürüyor. 1000 kitaplık bir kütüphanesi vardı Ümmiye'nin ama çok yoksul bir koşulda yaşıyordu ailesiyle. Ondan sonra Ümmiye köyündeki köylülerin, kocaların davranışlarını değiştirebilmek için eşlerine karşı kadınlardan bir tiyatro topluluğu kuruyor. Evet, başarıları ve da bakıyor, dilden dile dolaşıyor. Erkekler Allah Allah diyorlar. Bu topluluktaki yani söylenen sözler, oyunlar biraz bize anlatıyor deyip fark ediyorlar ve değişmeye başlıyorlar. Öyle bir değişim yaratıyor ki Ümmiye dün telefonla konuştuk, Hollanda'daydı. Hollanda'da Aslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu gösterim yaptılar. Hı hı. Yani Toroslar'ın en tepedeki bir köyündeki Ümmiye Koçak bugün evrenseldir. Bu değişim başarmış kadınlar onlar. Aralarından Türkiye'ye 2016 yılında olimpiyat şampiyonluğunu getiren tek sporcumuz var. Adı Nazmiye Musu Muratlı. Nazmiye avuça çıkığıyla yürüyemiyor. Düşünebiliyor musunuz? Yürüyemiyor. O koşullarda doğduğu halde azmediyor gayretle. Azmediyor. Yani bu kitapta şunu söylemek istiyorum. Azmin cinsiyeti yoktur. Mümin Sekman, sevgili Mümin Sekman da bizim kitabımızın arkasına harika bir sunum yazısı evet, yazdı. Evet, sevgili Çiğdem Toker'in de evet, güzel ikisinin de yazısı var. Yapabilirsin tek erkeği olarak.
Azmin cinsiyeti yoktur demiş. Gerçekten öyle. Yani bu kadınların elinden içtiğim çayın tadı bile farklıydı. Bir kere geçmişleriyle hiçbir şekilde bir kötü bağları yok. Onları çok üzmüşler. Yani yaşadıkları ortamlarda çok üzülmüşler. Ama son derece iyimserler. Geçmişleriyle barışıklar. Geleceğe çok umutlu bakıyorlar. En güzeli de şu, bu devrimi kendi içlerinde yaratmakla kalmayıp çevrelerini değiştirmiş kadınlar. İstedim ki cesaretin bulaşıcı olduğunu bu kadınlar da göstersinler. Ve hepsi o cesareti bulaştırmışlar. Müthiş yani, örnekler. Türkiye'de sadece bu 9 kadını yok, onlar semboldür. 900 bin, 9 milyon, milyonlar var. İstedim ki milyonlar aslında kendilerini fark etsin. Hepimizin içinde bu cesaret geni var. Sadece fark etmek önemli. Bu fark etmek de özümüze dönüp bakmakla gerçekleşiyor. Hmm. İçe doğru bir yolculukla başlar. Aynen. Bu bir yolculuk kitabı zaten. Bu bir yolculuk kitabı. Peki biz kitapta yazdım diyorsunuz ama evet, alıp okuyacak izleyicilerimiz için böyle bir küçük bir spoiler verelim. Peki. Bu 9 kadının dışında 10. ben de varım. Kendi hikayemden de bahsediyorum diyorsunuz. Birkaç ipucu alalım mı? Neler okuyacak izleyicilerimiz? Bu yolculuk Tülhan Tekeli açısından nasıl ilerliyor? Şimdi bu içime döndüğüm bir yolculuktu benim de. Özellikle kitabı yazarken fark ettim. Demin dediğim gibi bu bulaşıcı gen bana sadece annemden değil anneannemden de aktarılmış. Anneannem Selanik göçmeni bir kadın ve çok acılar yaşamış göçmenler, Balkan göçmenleri. Anneannem ailenin tek kızı ama bu topraklara geldiğinde dedemin kucağına 7 çocuk vermiş. Hep şöyle derdi anneannem, düşmana ekmek vereceksin. Anneannem hep iyimserdi, sonsuz bir iyimserliği vardı. Komşular ona çiçekler getirirlerdi. Solan çiçeklerini diriltirdi anneannem. Böyle küsleri barıştırırdı, insanları evlendirirdi. İnanılmaz bir travmalardan umut çıkaran bir kadındı. Dolayısıyla anneannemin ruhu var bu kitapta. Teyzem var. Teyzem 80'li yıllarda hapishaneyi tanımamı sağlayan kişidir. Ne yazık ki insan hakları savunucusu, İlerici Kadınlar Derneği'nin kurucusu Gülen Tunguz adı. İnsan hakkını savunduğu için 2,5 yıl Mamak cezaevinde kalmak zorunda kaldı. Ve ne yazık ki mektuplarımız okunurdu, zor şartlardı o dönem. Ve çıktığında da onu 3 sene sonra bir kanserden kaybettik. Ama teyzemde de şöyle bir şey vardı, büyük bir cesaret vardı. Hiçbir zaman o da kimseye suçlamadı. İnanılmaz bir tutkusu vardı. Yani yaptığı işe karşı, savunduğu davaya karşı. O yüzden her kadının dönüp aslında birazcık kendisini etkileyen kadınlara bakması lazım. Emin olun ki her kadın savaşçı ve her kadın bir diğerini doğuruyor. Her savaşçı kadın. Zor bir coğrafyadayız. Yani Cemal Süreyya'nın sözünü de yazmışsın buraya, çok da güzel. Dünyadaki en güçlü insanlar kimlerdir diye sorsalar, kendi başının çaresine bakmayı öğrenmiş kadınlardır derdim. Evet. Diyor Cemal Süreyya. Sen de cesaret gösteren tüm kadın kardeşlerime ithaf ediyorum demişsin. Ama cesaret gösterebilmek özellikle bulunduğumuz coğrafyada çok zorlu koşullarda ilerlemeye başladı. Kadınlar üzerine müthiş bir baskı var. Tüm bunlarla ilgili ne söylersin? Yani Konfüçyüs'ün bir lafı var. Karanlığa karşı küfredeceğini bir mum yak. Hepimizde o güç var, o mumu yakma gücü var. Yani ben o mumu yakarsam başkalarını ısıtabilirim. Ya yani içimdeki gökyüzünü aydınlatabilirsem başkalarını aydınlatabilirim. Herkesin biraz böyle bakması lazım. Yani şeye hiç inanmıyorum. Koşullar çok kötü. Evet, ülkemizde son derece kadınlara ise çok büyük bir baskı var. Evet ama sen çok güçlüsün. Önemli olan bu. Kendi değerinin farkında mısın? Ama işte gücünü fark etmek belirli bir zaman alıyor ve bir bedel de ödüyor tabii. Evet, hepimiz çok fazla bedel ödüyoruz. Ödedikten sonra galiba böyle bir dama deyip yeter artık deyip işte onun... bizlerden, yani belki prenses gibi yetiştiriliyor kız çocukları, bilemiyorum, bir şartlar değişiktir ama sonradan böyle bir savaşçı çıkıyor yaşadıklarımızdan sonra. Bu hayat koşulları aslında her kadın savaşçı. Amazon yapıyor. Her kadın savaşçı. Bunu göstermek istiyorum. Yani her kadın illa yüksek sesle bağırarak çağırarak savaşçı olmuyor. Siz son derece sakinliğinizi koruyarak da savaşçı olabilirsiniz. İşte en zoru o zaten. En zorlarından biri de o. Başarmıyor muyuz bunu belli bir deneyimden sonra? Ama istiyorum ki zaman geçtikten sonra olmasın. Dolayısıyla bu kitapta onu göreceksiniz. Bu insanlar bunu nasıl başarmışlar? Nasıl azim etmişler?
nasıl hayır diyebilmişler o geleneklere, önyargılara, kendilerine empoze eden, edilen koşullara? Nasıl hayır diyebilmişler? Her şey hayır demekle başlıyor. Hayat cesaretle başlıyor. Yani hepimizde böyle bir garip bir korku var. Size şunu söyleyeceğim. Siz içinizdeki o öze sarılmaya başladığınız anda o korku falan arkada kalıyor. Korku denen bir şey yok oluyor bir kere. Korku çok soyut bir kavram. Somut bir kavram değil korku. Ve Tanrı korkunun önüne en güzel şeyleri koymuş. O korkuyu bitirdiğinizde bütün kapılar açılıyor. O kapılardan geçmek güzel bir şey değil mi? Elbette öyle. Şimdi çeşitli zorluklardan geçiyoruz hayatta. Bu sektörde, içinde bulunduğumuz sektörde zor. Hali hazırda zordu fakat tabii bir de baskılarla, sansürle vesaireyle daha zor koşullar olmaya başladı. Farklı bir yöne eğildiniz tabii. Belgesel çekiyorsunuz, işte kitap yazıyorsunuz vesaire. Evet. Meslektaşlarınızın tüm bu yaptıklarınıza bakışı, desteği, kadın dostlarınızın desteği var mı? Nasıl o anlamda ya, da böyle çok sevdiğim, umut vaat eden? Evet, yani mesela Melia Okur çok sevdiğim bir ekonomi yazarıdır ve şu an Fox TV'de program yapıyor. Bir kadın program yapıyor kadınları aydınlatmak için. Ondan sonra Tülay'ın çok önemli bir yolculuk başlattı diye bizim kitabımızı tanıtmış. Bu harika bir şey. Erkeklerden çok dayanışmacı yazılar geliyor. İşte ne bileyim Nazım Aykman'dan, Selçuk Şirin'den. Hı hı. İlla böyle herkesten bunu beklemek de doğru değil. Hayatta şunu öğrendim. Beklenti içinde olma, mutlu ol. Ben önüme bakarım. Ben insanlar illa desteklesinler diye yapmam. Halka, daha doğrusu şu an en mağdur olan kitleye bu kitabı ithaf ettim. Cesaret gösteren kadınlara. Hı hı. Lütfen siz elinize bu geni alırsanız eğer neler olacağını fark edeceksiniz dedim. Önemli olan budur. Yani yine bir şeyler beklemek değildir. Bir de medya çok değişti. Çok kırılganlaştı, çok tuhaflaştı, çok egolaştı. Her şey bir arada. Onun yerine mesela klasik medya diye bir şey kalmadı. Sosyal medyadan bana çok fazla filmi izleyip, kitabı okuyup, hayatında değişiklik yaptığını söyleyen, ondan sonra ben öğrenciyim. Yani izleyip kırılma yaşıyorlar o halde. Evet evet. Yani o kadar insanlar hayatlarını paylaşmaya başladılar ki benimle. Yani bir nevi sanki hafif hani dönemin Güzin ablası vardı ya. Toplumsal. Belki motivasyona ihtiyacımız var. Bu bir motivasyon kitabı zaten. Mi? Zannediyorum çok kuvvetli bir cümledir. İnsanoğlu bu. Olarak biraz gazlı da çalışıyoruz. Böyle bize gaz verecek. Yapabilirsin, edebilirsin, cesaret gösterdi. Bu filmi gösterdi. Bunun için çektim. Kitabı da bunun için yazdım. Hı. Ve belki de ilk kez bir filmin sonunda ismi vardır. Sonunda çıktı isim ortaya. Şöyle ben de bir yandan göstereyim. Sevgili. Bütün o cümleler bir gece yarısı bana ilham oldu. Çok enteresan. Kalktım telefonuma kaydettim ve sabah yapabilirsin doğmuştu. Evet, peki seçtiğiniz 9 örnek, 9 kadın, 9 değişimi yakalayan, yaratan şeyi nasıl seçtiniz? O nasıl bir yolculuktu? Bu kadar şöyle günlük, söyleyebilirim. Eşsiz örnekler. Çünkü eşsiz örnekler tabii işte, yani tiyatro yapması bir kadının köy yerinde vesaire çok önemli. Erkeklerin yapamadığı işi başarmış kadınlar da var onların arasında. Birisi bir savaş pilotu, daha sonra yolcu pilotu olmuş. Biri bir işte dediğim gibi halterde dünya şampiyonunu bize getirmiş. 23 yıllık gazetecilik deneyimim artı 8 ay diyebiliriz. Onlardan bazılarını önceden tanıyordum. Bazıları aklımdaydı zaten. Biri son anda önüme düştü Facebook'tan. Harika bir kadın, bir lise öğretmeni. Adıyaman'da Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda müzik öğretmeni. Öyle bir şey yapmış ki çocukların hayatını bir plastik bardakla değiştirmiş. Plastik bardakla. Okula geldiğinde şunu fark etmiş. Çocuklarda sevgi eksikliği varmış. Yani birbirleriyle diyalog kurmakta bile zorlanıyorlarmış. Nasıl bir şey yapabilirim ki çocuklarımı kaynaştırayım diye düşünmüş. Ve o plastik bardakla bulduğu performans sadece çocukların da hayatını değiştirmedi. Okulun hayatını değiştirdi. Bizim filmimizden sonra TED İstanbul Koleji ile kardeş okul oldular. Tamam, okulda iki ritim atölyesi kuruldu. İstanbul Devlet Opera Balesi onlara iki tane piyano gönderdi ve şu an bütün festivallere davet edildiler. Sonuç olarak o plastik bardakla yola başlayıp zannediyorum
şöyle çok kısa bakabilmiştim. 328 kişilik şimdi dev bir koroları var. Evet, sadece performans yapıyor çocuklar, ritim performansı. Şahane. Müthiş bir şey tabii. Yani onları işte biz şimdi Amerika'ya taşıdık mesela. Amerika şimdi onları keşfediyor. Yani Avrupa'da gösterimi var mı? Strasbourg'da gösterildi film. Paris'e gösterildi, Strasbourg'da gösterildi. Yolculuğu çok Anadolu'da gösterilebilecek hoş. Mi? Belediyeler aracılığıyla mı gösterim oluyor? Evet, ilk gösterimi biz Hatay'dan başlatmak istedim. Şahane. Doğu Akdeniz buluşması oldu. Aha. Geçen yıl gösterildi. Valla davet almadığım yer kalmadı neredeyse. Bunu nerede gösterdik? İzmir'de gösterdik. Dünya Kadınlar Günü'nde Bornova'daydık. Hı-hı. Urla'da 1000 kadına gösterdik ve hepsi kırsal kesimden gelen kadınlardı. Her kadın da alkışladılar. Onlara çok değmiş. Bu çok güzel bir duygu. Yani mesela yurt dışında da aynı şey oldu. Yurt dışındaki insanlar özellikle bir tanesinden çok etkilendiler. Nuran Erden bir duvar ressamı. Germiyanlı. Nuran köyünü haritada gösterebilmek için başlamış duvar ressamlığına. Öyle enteresan, öyle tatlı bir kadın ki 50 yaşındayım, özgürlüğüme de çok düşkünüm. Hiç de evlenmedim deyip kendi hayat şartlarını köyüne kabul ettirmiş. Hı hı. Kars'ın ilk kadın girişimcisi. O da Nuran Özyılmaz. Ha, Özyılmaz. Karıştırdın mı? Nuran Özyılmaz'la geçen gün bir televizyon kanalı canlı yayın yaptı. Öyle mi? Tabii yani Nuran İspanya'ya gitti. Ahçılara kaz nasıl yapılır dersi verdi. Yani bu film ve bu kitap hepsini evrenselleştirdi. Emek vermediğin hiçbir işte tohum tutmaz, filiz yeşermez. Evet. Önemli cümleleri de var. Bir de bir çıkışını da yazmışsınız şurada. Kocama haddini bil, 40 yıl önceki Nuran değilim ben diyorum diye bir spot cümle de görüyorum. Zannediyorum işte pek çok iş başarıp kendine güveni geldikten sonra. Nuran Özyılmaz şöyle bir kadın. Bir kere Kars, Doğu'nun en doğusunda bir kent. Kars'ı gördünüz mü bilmiyorum. Gerçekten çok kapalı aslında. Ve kadının çalışması yasak. Yani öyle bir geleneklerde öyle bir durum var. Nuran bu yasağı kırmış bir kadın. Neden biliyor musunuz? 4 kızı var çünkü. 4 kızının geleceğini düşünerek 2 bileziğiyle yola çıkıyor. Ya önyargılarla baş edebilmek de çok zor. Ve o 2 bileziğini ticarete yatırıyor. Girişimci, vizyoner. Fark ediyor ki Kars'taki kaz yöresel bir yemek. Bu yöresel yemeği ben küçük bir dükkan açayım, tanıtayım diye başlıyor. Öyle bir yere geliyor ki onu görecek insanlar eski bir Rus binası alıyor ve artık o büyük Rus binasında yemeklerini sergiliyor. Dünyanın her yerinden şu an Nuran Özyılmaz'a giden müşteriler var. Ve söylediği şey şu, Kars'ta bir deyim var. Kızını ez, kazını ezme. Düşünebiliyor musunuz? Yani kaz kızdan çok daha değerli. O kadar kıymet verdik. Diyor ki biz ne kızımızı ezdirdik, hı hı, ama kız da para ettik. Çok tatlı. Şimdi çok dikkat çekici bir isim de var. Kadın hareketlerinden tanıdığımız. Gülsüm Kav. Gülsüm Kav var. Kadın cinayetlerini durduracağız platformundan. Onun hikayesini de görüyorum. Son derece çarpıcı isimler. O da yolculuğundaki değişim noktalarını, kırılma noktalarını mı anlatıyor kitap? Hayır, daha çok kadın hareketlerinde nerede olduğumuzu başka örnekler de vererek mesela Aristot kadınların sadece 32 dişi olduğunu düşünmüş. Kadın cinayetini duracağız platformu çok özel bir platform. Onlar sayesinde açıkçası çok sayıda yasa geçti. Onlar sayesinde kadınlar biraz kendini fark ettiler ve bir durum olduğunda hemen kadın cinayetleri durduracağız platformuna başvuruyorlar. Her yerde, bütün kentlerde her türlü davayı takip ediyorlar ve gönüllü olarak. Düşünün böyle bir sistemde, böyle bir Türkiye'de gönüllülük bazında hizmet veren çok az sivil toplum örgütü var. Onlardan bence en değerlerinden biridir kadın cinayetini durduracağız platformu. Evet. Yani 9 önemli kadının hikayesi var, değişimi var, umut aşılayan da bir İşte kitap. Şunu söylüyorum aslında, yani bu kadınlar 9 değil, milyonlar. Hangisinin ışığı sizin içinizde parlayacak? Bu çok önemli. Çünkü hepimizdeki o gen bulaşıcı. Dolayısıyla hangi gen sizde olacak? Hangisindeki özü keşfedeceksiniz. Yani içimize döndüğümüzde hangisini ortaya çıkarmak için uğraşacaksak aynen o öyle. Çıkacak. Yani size mutlaka bir şey söyleyecekler. Lütfen. Bütün kadınlar cesaret. Cesaretin kendisi biziz.
bunu söylemek önemli ve değerli. Ve bu sadece bir kadın kitabı değil, kadınlar üzerinden bir cesaret kitabı. Hı-hı. Ben hayatımda hiçbir zaman kendimi öyle de yetiştirirdik. Kadın diye bakmadım, insan diye baktım. Ve mesleğimde de 23 yıllık gazetecilik hayatımda da her zaman eşit davrandım, eşit yaklaştım. Öyledir, mesleğimiz budur. Dolayısıyla bu insanlar kadınlar ama insan. Umut isteyen, cesaret isteyen her insan onlardan feyiz alabilir. Dolayısıyla bu sadece kadınlara yazılmış bir kitap değildir. Evet. Erkekler de okuyabilirler. Erkekler de okusun. Aslında şöyle diyelim istersen sevgili Turhan. Umut aradığımız bir dönemdeyiz ya. Umudu tetikleyen bir kitap olduğuna inanıyorum. Şöyle son kez göstermek istiyorum. Kadın varsa imkansız yoktur. Yapabilirsin. Turhan Tekelioğlu'nun kaleminden belgeseli de var. İzleme olasılığınız olursa. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ayrıntılarını anlattın. Katkı verdiğin için. Ayrıntılı şöyle bir gözden geçirdim ama tamamını okuyamamıştım. İlk işim bunu okuyacağım. Okumalarını da sevgili izleyicilerimize de tavsiye ediyorum. Umut dedim ya, en çok ihtiyaç duyduğumuz şey bu aralar. Tekrar teşekkürler. Sevgili izleyiciler, bugün gazeteci, yazar, program sunucusu, belgeselci sevgili Turhan Tekelioğlu ile beraberdik. Yeni belgeselini ve aynı zamanda kitabını aktardı bizlere. Yapabilirsin diyor sevgili Turhan Tekelioğlu. Bir okuyun derim mutlaka. Tabii yayınlarımız da sürecek. Bu yayını da paylaşmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yolculuğumuz 14 yıl önce başladığında tek derdimiz Halkın Gazetesi olmaktı. Bazen zor günler geçirdiğimiz bu yolda dünyanın her yerinden hızlı erkek milyonlara ulaştık. Bazen aklımızın sınırlarını zorlasalar da umudun hiç bitmeyeceğini biliyoruz. Ve tüm bunları yaparken patronsuz bir gazete olarak gücümüzü yalnızca senden alıyoruz. Desteğinle büyümeye devam edeceğiz.